Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Biliyorsunuz ki Note 13 Pro ve Note 13 Pro Plus'ın ön incelemesini yapmıştık. Eğer izlemediyseniz kartlar kısmına koyacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Bu videoda da iki cihazın karşılaştırmasıyla beraberiz. Note 13 Pro mu yoksa Note 13 Pro Plus mı? Ve bu tarz karşılaştırmaların devamı gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Şimdi ilk olarak tasarımla başlarsak hem Note 13 Pro hem de Pro Plus'a baktığımda oldukça şık ve premium duran cihazlar önümüze çıkıyor. Fakat burada Pro Plus'ın biraz daha öne geçtiğini söyleyebilirim. Özellikle arka taraftaki kamera tasarımı ve genel kavisli hatlarıyla ben buradayım diyor ve burada Note 13 Pro Plus'ı ve Note 13 Pro'yu Note 12 Pro ve Pro Plus'la kıyaslarsam da kesinlikle Note 13 Pro Plus çok daha yenilikçi bir tasarımla geliyor. Note 13 Pro'da Note 12 Pro'nun izlerini görebiliyoruz. Tasarımsal açıdan çok bir değişiklik yok. Pro Plus'ta arka taraf kavisli. Evet, oldukça şık duruyor. Ancak bunun ekran tarafında da devam ediyor olması bence bir dezavantaj. Çünkü kavisli ekran yapısı her ne kadar dışarıdan şık dursa da kullanım kolaylığını ve dayanıklılığı düşüren detaylar arasında. Bu noktada ben Note 13 Pro'yu daha başarılı bulduğumu da kesinlikle söyleyebilirim. Kalınlık ve ağırlık kısmında ise daha geliştirilmiş bir pil yapısıyla geldiğinden Note 13 Pro Plus burada biraz daha ağır ve kalın bir telefon olarak önümüze çıkıyor. 8.9 mm kalınlık ve 204 gramlık ağırlığıyla Note 13 Pro'nun 7.9 mm kalınlığı ve 187 gramlık ağırlığına oranla özellikle uzun süreli kullanımlarda kesinlikle elimizi yoracak bir telefon olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Burada Note 13 Pro ile Pro Plus'ın boyutları birebir aynı. Yani aynı boyutta daha kalın ve daha ağır bir cihazdan bahsediyorum. Ekranlara bakarsak her iki telefonun da oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Burada 6.67 inç OLED Full HD Plus ve 446 ppi piksel yoğunluğuna sahip. 120 Hz tazeleme. Bunun yanında baktığımızda HDR10, Dolby Vision gibi en üst düzey teknolojilerle birlikte geliyor. Bunun haricinde 2160 Hz'lik dokunma hassasiyeti ve 1800 nit maksimum parlaklıkla orta segmente göre muazzam ekranlar kullanılmış. Şimdi en önemli konulardan biri yani kameralara bakalım. Burada gerçekten Xiaomi'yi tebrik etmek gerekiyor. Geçtiğimiz senelerde yapılan ayrım artık kalkmış durumda. Note 13 Pro ve Pro Plus'ta birebir aynı kameraları görebiliyoruz. Sadece burada işlemcinin yapay zeka farkı var. 200 megapiksellik ana kameramız her iki telefonda da varken f1.65 diyafram açıklığı ve Samsung'un ISOCELL HP3 sensörünü burada da görebiliyoruz. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksellik makro kameramız da var ve videolar kısmında da 4K 30 FPS desteğiyle her iki cihazda da OIS desteğiyle beraber videolar çekebiliyoruz. Ön tarafta da her iki modelde 16 megapiksel ve Full HD 60 FPS çekebilen bir kamera kullanılmış. Evet, kameralarda genel anlamıyla çok bir fark yok. Ancak burada yapay zeka desteğiyle bazı sahnelerde Note 13 Pro Plus biraz daha öne geçebiliyor. Ve iki cihaz arasında karar verdirecek en önemli faktör Yonga seti diyebilirim. Öncelikle her iki cihazımızda 4 nanometrelik oldukça güncel işlemcilere sahip. Note 13 Pro Plus'ta Dimensity 7200 işlemcisini görürken 12 GB RAM ve UFS 3.1 teknolojisiyle geliyor. Note 13 Pro'ya baktığımız zaman da Snapdragon 7S Gen 2'yi görebiliyoruz. Bana sorarsanız Dimensity 7200 ve 7S Gen 2 arasında çok büyük farklar yok. Ancak Note 13 Pro Plus oyun tarafında farkını net şekilde ortaya koyuyor. Bunun haricinde genel bir kullanıcıysanız, yani çok fazla oyun oynamayan, telefonu gündelik işlerde kullanıyorsanız her iki cihazda yeterli gelecektir. Burada depolama ve RAM tarafında da Note 13 Pro Plus öne geçiyor. Batarya kısmında da Note 13 Pro'da 5100 mAh'lik batarya ve 67 Watt hızlı şarjla beraber geliyor. Note 13 Pro Plus'ta 5000 mAh batarya ve 120 Watt'lık bir hızlı şarj desteğini burada görebiliyoruz. Her iki cihazın kutu içeriğinden hızlı şarj destekli adaptörler çıkacak. Bu da gerçekten önemli bir avantaj. Her iki cihazda batarya olarak oldukça memnun edecektir. Ancak Note 13 Pro Plus neredeyse 23 dakikada 0'dan 100'e doldurulabiliyor. Ve her ikisi de bataryasıyla bir günü fazlasıyla çıkartacaktır. Hoparlör kısmında da stereo hoparlörleri görebiliyoruz. Ve her ikisi de Dolby Atmos desteğine sahip. Kablosuz bağlantılarda da Note 13 Pro Plus Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.3 desteğiyle bir adım öne geçerken Note 13 Pro Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.2 ile
bir adım geriye düşebiliyor. Bunun haricinde suya ve tuza karşı dayanıklılıkta Note 13 Pro Plus IP68 ile 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Fakat Note 13 Pro'da herhangi bir dayanıklılık yok. Şimdi son bir değerlendirme yaparsam Note 13 Pro Plus ve Note 13 Pro gerçekten fiyatlarını net şekilde hak ediyor. Note 13 Pro'ya baktığımda fiyat performans oranı gerçekten çok çok başarılı diyebilirim. Burada 180 Euro'luk bir telefondan bahsediyorum ve çoğu noktada Note 13 Pro Plus'tan geri kalır bir yanının olmadığını söyleyebilirim. Burada kamera, ekran, hoparlör tarafında çok yakın cihazlar. Yani iki cihazda da genel deneyimde çok büyük farklar olmayacak. Note 13 Pro Plus'ta 250 Euro. Yani şu anki kurla 7500 bandında alabileceğiz. Eğer sizin için oyun performansı, hızlı şarj ve tasarım birinci öncelikse Note 13 Pro Plus kesinlikle en iyi tercih. Fakat kamera olarak iyi bir cihaz arayıp da uygun fiyatlı bir telefon istiyorsanız Note 13 Pro'da kesinlikle tercih edilebilir. Peki sizce Note 13 Pro mu yoksa Note 13 Pro Plus mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Bana destek vermek ve bu tarz karşılaştırmaların devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben Ozan ve bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.